Muazzam bir videodan herkese merhabalar. İstanbul'dayız. İstanbul'un son zamanlarda en çok konuşulan, en trend mekanlarından birisine geldik. Dönerci Kadir Usta'ya geldik. Ümraniye'de El Almış Caddesi'ndeyiz. İçeri geçeceğiz. Kadir Usta'm bize güzel dönerlerini hazırlayacak. İçeriye geçelim. Kadir Usta'm kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir, çok şükür. Vallahi önerdiler. Geldik Dönerci Kadir Usta'ya. Sen misin Dönerci Kadir Usta? Dönerci Kadir Usta, bizzat benim. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür. Gördüğünüz gibi kesiyoruz. Kesmeye devam. Evet. Doyurmaya devam. Doyurmaya devam. %100 yaprak döner. %100 yaprak döner. Kıyma yok mu hiç? Hayır, kıyma yok. Sıfır kıyma ve odun ateşinde. Odun ateşinde. Evet. Ya bu genelde görülmeyen bir şey. Tabii. Genelde böyle doğalgazda pişirirler. Sen közde yapmışsın. Odun ateşinde. Hayır, közde. Közde yapma sebebimiz böyle şey, böyle sulu durması. Şu anda ya işte gerçekten odunun olduğu yerde lezzet vardır. Evet, lezzet var. Değil mi? Var. Yani biraz daha doğallık var aslında. Değil mi? Evet, etlerimiz de doğal. Herhangi bir koruyucu madde, katkı maddesi yok. Hiçbir şey yok. Yok. Taze, doğal, evet. Mis gibi etler. Aynen. Şimdi sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 15 yıldır bu işi yapıyorum. 15 yıldır bu işi yapıyorsun. Peki burası ne zamandır var? Burası 5 aydır var. 5 aydır var. Evet. Peki önemli soruya gelelim o zaman. Bugün bana ne yapacaksın? Ne yiyeceğiz? Bugün sana ne yapacağım? Çok güzel bir soru bu. Sana bir tane nefis İskender yapacağım. Tamam, İskender. Bir tane bol fıstıklı beyti yapacağım. Beyti. Beyti, evet. Dönerde beyti. Et dönerli beyti. Evet, et dönerli beyti. Bakalım, ilginç. Başka? Başka bir tane de sana çok güzel bizim dürüm yapıyorum. İnce lavaşla. Tandırı gösterebilirsin. Böyle ince lavaşla. Tandır. Sıcak. Ha, burada. Sıcak tandırda. Tandırda ekmekler pişiyor. Ustam da burada yapıyor. Ustam sana da kolay gelsin. Telefon yanacak burada. Sana beraber gösterelim. Tandır bu şekilde. Ekmekleri atıyor ustam. Kaç saniyede pişiyor bir ekmek? 10 saniye. 10 saniye falan. 300 derecede pişiyor. 300 derece. Vallahi güzel görünüyor ama. Peki sen elin yanmıyor mu bunun içinde? Yok. Zamanla. Ekmek bu şekilde hazır oluyor. Teşekkür ettik ustam. Şimdi Kadir ustamın yanına geri geldik. Kaç kilo takıyorsun peki günde? Ortalama 130-140. Maşallah. Kaç kilo? 20 kilodan aşağı takmıyorum. Maşallah. Allah arttırsın. Teşekkür ederim. Bir de beytimiz bol etli. Yani beytimiz böyle normal az etli değil. Beytimiz gördüğünüz gibi bol etli. Evet. Bu beyti mi şu an hazır? Şu anda beyti. Şimdi az önce pişen tandır ekmeğinin arasına eti koyuyoruz. Çift lavaşa sardık. Çift lavaşa sardık. Evet, ince ince doğruyoruz. Daha sonra doğranıyor. Oo. Valla bunu kebapta görmüştüm. Buna benzer bir şey. Şimdi bir de dönerde de kaç güne bir yersin? Kaç gün? Her gün. Her gün? Her gün. Şaka yapıyorsun sen. Ama siz her gün de. Ama tabii Allah. Ki dönerci kalmışlarının döneni yerim. Her yerde dönerci yerim. Sen ağzın tadını biliyorsun o zaman. Tabii her yerde dönerci. Şimdi bu böyle kesildikten sonra işlem ne olacak bundan şimdi sonraki? Şimdi onu tabağa alacağız. Şimdi. Tabağa alacağız. Evet. Heh, tabak da geldi. Tabii. Tabakta pilav var. Pilavın kenarlarına koyuluyor. Oo ustam burası da sıcak ama ya. Sen abi nasıl dayanın? Burası sıcak. Artık alıştık ya. Alıştın mı? Tabii. Yarı adımlandık. Beytimiz bu şekilde hazırlanıyor. Evet şimdi İskender'e başlayalım mı? Evet. İskender pidemiz. Böyle gördüğünüz kıtır pide, tereyağlı pide. Hem tereyağlı hem kıtır. Evet, tabii, tereyağlı kepekli kıtır pide bu. Bunu özel bir yapıyoruz pideyi. Böyle küçük küçük doğranıyor. Evet, küçük daha küçük sonra doğranıyor. Tabağa mı koyacağız? Bunlar tabağa ekleniyor. Tabağa eklendikten sonra üzerine etini ekleyeceksin sen. Evet, aynen öyle. Yani şöyle. Kaç gram giriyor bir İskender'e? Bir İskender'e 120 gram. 120 gram. 120 gram. Şöyle gördüğünüz gibi sade yaprak. Yaprak. Evet, yani öyle. Kıyma şey. Buraya girebilir mi bu dükkanın içine peki? Kıyma giremez. Kıyma, donu, herhangi bir şey giremez. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle.
120 gram. 120 gram evet. Gitti. İskenderimizin de yanında yoğurt falan olacak mı? Tabii ki. İskenderin olmazsa olmazı yoğurdu beter yani. Hani biz bir döner istediğimizde yanında neler ikram ediliyor peki? Yanında neler ikram ediliyor? Yanında patates, aha, salata, turşu, soğan, lavaş. Oh. Bunlar hepsi ikramımızdır. Aslında biz bir nevi sade etten para alıyoruz. Geri kalan hepsi ikramımızdır. Şunlar ikram. Yanında biberi. Evet. Arpacık, soğan ve... Acı mı biber? Acı biber. Arpacık, soğan ve şöyle közlenmiş biber. Ayrıca hiçbir yerde yok yani. O zaman ben severim acıyı, gömelim. Şimdi porsiyonu daha az iki ekmekten koyuyorsun. He, lavaş koyuyoruz arkada, sıcacık lavaş var. Öyle yine 120 gram döner. Hop. Yanına közlenmiş biber böyle. Yanına biberini koyuyorsun. Evet, yanına böyle arpacık soğanı ilave ediyoruz böyle. Oh. Aynı bu şekilde sonra böyle. Tablo oldu ya. Hop. Ne diyorsun? Bak sonra böyle. Süper. Onun üzerine bir şey gelecek mi ekstra? Tabii ki onun üzerine daha, şimdi onun üzerine böyle hafiften, hafiften böyle. Ha, sosundan giriyorsun. Sosundan döktük. Oo. Şimdi aynı zamanda İskender'i de böyle yaptık. İskender'in... Sos domates, domatesli sos mu? Domates sosu, bir de İskender'in özellikle altı kaynaması lazım ki hamur olmasın ve güzel çıksın. Tamam. Şimdi onu fokurdarken onu bir göstereceğim böyle. Bu şekilde aynı. Ben konuşmuyorum. Böyle. Allah Allah. Eline koluna sağlık. Sonra böyle özel tava yoğurdu. Şöyle. Hop. Tava yoğurdu geliyor. Tabii ki yine Beytir'de. Beytir'de geliyor. Beytir'de aynı zamanda bir de böyle. Fıstık atıyorsun. Antep fıstığı. Evet. Orijinal ya, fıstık. Bu var ya. Fena bir şey oldu ya. Ben bir şey demiyorum. Ben bunları gömmeye gidiyorum ustam. Eline koluna sağlık. Şimdi kadın ustamın hazırladığı dönerlerin, beytilerin, İskenderlerin tadına bakma zamanı. Kadın ustam, öncelikle eline sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Video çektiğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda hangisiyle başlayayım? Hangisiyle? Beytiyle başlayayım. Beytiyle başlayayım. Biz bir döner istediğimizde veya İskender istediğimizde, dürüm de olsa, porsiyon da olsa, bunların hepsi ikram geliyor mu? Tabii ki yanına salata, soğan, turşumuz, karışık turşumuz, patates, bunlar evet, hepsi geliyor. Burada ekstra olan tek sütlaç mı var yani? Burada ekstra olan bir tek sütlacımız var, evet. Şimdi o zaman beytiyle başlıyorum, gömüyorum. Şimdi şöyle aldım. Böyle. Yemiyorum. Bir tane biber. Biberimiz acı yalnız. Sıkıntı yok. Acıymış. Acı. Vallahi yumuşacık lokum gibi. Şimdi tereyağı ekleyince ekstra bir lezzet olmuş. Şimdi beyti dönerde daha hafif oluyor ve yumuşak oluyor, daha yumuşak oluyor. Evet. Et de yumuşak, ekmek de yumuşak. Evet. Gayet güzel. Bunun fiyatını alalım önce. Beytimizin fiyatı 180 gram, 70 TL beytimiz. 70 TL beyti. Hı hı. Bir beyti. Gözlük porsiyon. Pilav var, yanında yoğurdu var. Bu şekilde. Aynen o şekilde. Salatalar, garnitürler. Doğru, de. Doğru. İçecek ne kadar ayran mesela? Ayran 7,5 TL. Özel bir ayran. Ev yapımı yoğurdunda. Ayran süper. Yani işte biz dönerimizde iddialı olduğumuz kadar ayranımızda da iddialıyız. Şu soğanı da alayım şuradan. Ve şunu söyleyelim. İstanbul'un hiçbir yerinde yiyemezsiniz böyle bir döner. Vallahi döner güzel. Döner çok iyi ya. Yaprak et olması güzel. Közde olması ekstra güzel. Aynı zamanda yumuşacık. Ben çok beğendim. Şimdi bir de İskender döner alalım. İskender'de ekstradan alt tarafında pidesinden var. Doğru. İskender kaç gram oluyor? İskender 120 gram. 44 TL İskender'imizde. İskender'in pidesi özel tereyağlı oluyor.
Sonra onu çıtır yapıyoruz ve altına doğruyoruz. Hamur olmaması için. Hem çıtır hem yumuşak gibi. Evet. Değil mi? Evet, aynen öyle. Favori belirleyemedim. Daha bir tane daha var, tadına bakmadınız. O da porsiyon. İskender ne kadar durmuştuk? İskender 44 TL. Ya tereyağı kullandığımız tereyağı sos, özellikle sos, domates sosu. Tereyağımız da orijinal tereyağı. Yani piyasanın tereyağı değil. Nereden geliyor tereyağı? Tereyağımız Bingöl tarafından geliyor. Bingöl, Elazığ. Vallahi fena bir şey. Tereyağımız çok güzel. Turşumuz Ankara çubuk turşusu, salatalık turşusu. Normal salatalık turşu almıyoruz. Ankara çubuk turşusu. Patatesler de bir değişik. Patatesler de el yapımı. Elle kesiliyor. Salataya ihtiyaç duymayacağız herhalde. Aslında salatamız da çok güzel. Salatamızda tam 8 tane karışım var salatamızda. Şu, bu yeşil salata. Evet, yeşil salatamızda 8 tane karışım var. Nanesinden tutun, rokasına kadar, maydanozu. Ben yeşilliği genelde baklavada falan seviyorum. Yeşillik şimdi, hani biz diyoruz ki çok et yediğin zaman yanına biraz yeşillik yiyin, kolesterolü dengelesin diyoruz. Bravo. Şimdi bu da porsiyonumuz. Bu da porsiyonumuz, evet. Şöyle bir de sade tadına bakacağız. Tabii ki bir de sade ve yanına arpacık soğanla tavsiye ederim size. Bu arpacık soğan herhangi bir dönercide yok. Bulamıyorum. Kaybolmuş. Bu ön tarafında görüyorum ya şu anda. Kendini saklamış altta. Lokum gibi soğan. Aynen öyle. Dönerle birleşince öyle güzel oluyor. Gayet iyi. Afiyet, şeker olsun. Biz tabii ki sizin vasıtanızla da biz burada herkesi tavsiye ediyoruz yani. İnşallah. Gelip bir baksınlar. Şimdi bu ne kadardı? O da 40 TL. 40 120 gram. Bu 70. 70. 44. Doğru. Sütlaç ne kadar? Sütlaç 14 TL. Künefe? Künefe 18 TL. Kaymaklı olunca 22 TL. 22. Neredeyiz? Ümraniye Şerif Ali'deyiz. Ümraniye Şerif Ali. Elamış Caddesi No 51 bölü A. Aslında biz Elamış Caddesi. Ümraniye bağlı ama biz Ataşehir'e daha yakınız. Ataşehir'e daha yakın. Evet, yani şu biz doğru. Ataşehir hemen gördünüz, arka tarafınız Ataşehir. Allah şu çatalla. Sen hangisini tercih edersin için? Ben hangisini tercih ederim? Ben her zaman aslında şeyi tercih ederim. Beyti veya da Beyti olmasa sade döneri. Hı. Sen ağzını tadını öyle mi? Evet. Ya çünkü beytinin öyle bir özelliği de var. Böyle lokum gibi. Hem üstüne fıstık da var. Fıstık olduğu için de lokum gibi. Direkt ağzına al. Vallahi mis gibi. Bunu bir kişi rahat doyar ya. Hatta iki kişi bile yiyebilir. Tabii. 180 gram et var zaten. Lavaşı mavaşı. Nerede baksan o bir yarım kilodan fazla oluyor içindeki malzemeyle beraber. Değil mi? Aha. İki kişi yer. Aşağı yukarı iki kişi yer. Bunlar bir kişilik ama hani bu iki kişilik olur. Evet, o iki kişi yer. Ama işte bazı müşterilerimiz onu 1,5 istiyor. Yani eti 240 gram istiyor onun içine. He. Hı hı. Oh, ayran süper valla, ferahlatıyor. Ayran çok güzel. Başka yemediğimiz bir şeylerin mi tadına baksak? Tabii ki. Sütlacın bir tadına bakalım. Şimdi en sonunda tatlı olarak sütlaç ve künefe var burada. Doğru, sütlaç ve künefe var. Sütlacımız çok özel bir sütlaç. Piştikten sonra bunlar ekstra fırınlanıyor mu? Tabii fırınlanıyor piştikten sonra. Bir de biz bunu manda sütüyle normal sütten yapıyoruz. Yani karışık bir karışım var. İçine herhangi koruyucu bir katkı maddesi yok. Damla sakızı gibi bir şey var. Damla sakızı çok az var. Farklı bir aromalar daha var, evet. Çok iyi ya. Yani aslında benim tercihim dönerden sonra sütlaç, çünkü süt tatları biraz daha hafif. Tamam, söyleyeyim, sabaha kadar yerim. Süt tatları biraz daha hafif.
Bir de şöyle son olarak künefenin de tadına bakıp videoyu sonlandıralım artık. Künefe gelsin. Künefe hazır mı peki usta? Yok, künefe hazır. Hazır bir şey dükkan almıyoruz aslında. Hazıra karşıyız. Künefe güzel gelmiyor. Tabii künefe tabii kaymaklı. Ya da dondurmalı. Dondurma da olabiliyor. Tabii ki kesme dondurmamız da var. Künefe yeme özürlüsüm ben biraz ama. Olsun. Bu peynirli değil mi içeri? Tabii peynirli evet. Bir de kaymaklı alayım. Kaymaklı daha iyi olur. Kaymaklı evet, kaymaklı güzel oluyor. Dondurmalı da güzel oluyor. Kaymaklı tabii kaymaklı favori. Ama sütlaç daha iyi geliyor. Ya sen sütlaç dedin. Tabii ki süt tatları her zaman diye şerbet tatlara göre sütlaç her zaman hafiftir. Hafif bir tatlı. Ama bu da lezzetli, hafif. Şerbeti kıvamında güzel bir tatlı olmuş. Afiyet şeker olsun. O zaman biz artık yemeye devam edelim. İstanbul'a gelirseniz buraya yolunuzu mutlaka düşünün. Gelin Kadir Usta'nın hazırladığı beytilerden, İskenderlerden, özellikle sütlaçtan yiyin. Gelin bu lezzetlerin tadına bakın. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere.